söylemeyeceğim bilirsiniz. Görüştük. Zaten Sayın Başbakan'ın başından beri iyi niyetli olduğunu ve politik bir yaklaşım içerisinde olduğunu söyledik. Yine aynı yaklaşım çerçevesinde olumlu bir toplantı gerçekleştirdik. Yalnız içeriye gelen bütün arkadaşlarımız da daha çıplaklığıyla içerisinde, müteahhitin içerisinde bulunduğu durumu bütün sıkıntılarıyla söyledim. Sayın Başbakan, bakanlar toplayacak taleplerimizle ilgili değerlendirecekler ve bir açıklama yapacaklar. Biz buraya gelirken söylediydik, eylemimiz devam edecek. Umarım çok kısa süre içerisinde bir netice alırız ve bu eylem de sona erer. Yalnız bu neticeyi almadan eylemimiz dediğimiz çerçevede devam edecek. Bir kere kaynağın Türkiye'deki sistem değişikliğinden dolayı gelmediğini biliyoruz. Ama ara formüller vardır. İlle de biz nereden bulursan burada bizi öde noktasında değildik. Bu bir çelişkidir. Yani bir taraftan sizin borcunuz vardır ama diğer taraftan veya yanında çalıştırdığı işçisinin çalışma iznini uzatmak için vergi dairesine gittiğinde belge alma hususunda zorlanıyor. Sigortadan temiz kağıt almak için zorlanıyor. Bunlar aslında kriz döneminde hükümetin her zamankinden daha koordineli çalışması gerektiği dönemde tamamen kopuk çalıştığını gösteriyor. Neticede bütün bunları en küçük detayına kadar konuştuk. Fiyat farklarıyla ilgili ki olmazsa olmazımızdır. Bununla ilgili nasıl ödemeler yapılabileceğini, nasıl tespit edilebileceğini konuştuk. Sıkıntılarımızın özel sektördeki çalışan yapsat sektörümüzün sorunları var, sıkıntıları var. Belediyelerle bir takım sıkıntılar vardır. Belediyeler ödemesi gereken ödemeleri yapmıyorlar. Bazı belediyeler ve yasanın kendilerine verdiği dokunulmazlığın arkasına saklanıyorlar ki bu dünya hiçbir yerinde yok. Belediyeler yasasında bir madde vardı. Biz bunu değişikliğini istiyoruz. Nedir o madde? Belediyenin gelir getirici ve hizmet verici hiçbir gayrimenkulünü veya menkulünü haksız edemezsiniz diye bir madde vardır. Bu dünyanın hiçbir yerinde yok. Hukuk devleti ilkelerine aykırı bir maddedir bu. Belediyeler bunun arkasına saklanarak ödemeleri yapmıyorlar. Bunları konuştuk. Bütün bunları konuştuk. Uzun uzun konuştuk. Sayın Başbakan bu konudaki kararı yalnız başına değil bakanlar kurulunu toplayarak verecektir ve kamuoyunu da bizi de bilgilendirecektir. Ama eyleme başlarken de söylediğimiz gibi iş eylem noktasına gelmemesi için aslında biz çok çaba sarf ettik. Ve eylem olmadan da bazı dokunuşlarla müteahhit daha fazla bekleyebilirdi. Ancak eylem olduktan sonra siz de takdir edersiniz ki bütün eylemiz daha aynı şekilde biz bir netice çıkmadığı sürece bu eylem devam edecektir. Bu nedenle biz eylemimize devam ediyoruz. Bakanlar toplanacak, bir açıklama yapacak. Bakanlar Kurulu açıklamasından sonra da biz tekrardan değerlendireceğiz. Sizleri de bilgilendireceğiz. Teşekkür ederim. Basın mensubu. Sayın Başkan, bakanlar gibi bir toplantı mı yapıyor yoksa rutin gibi? Bilmiyorum. Yani Sayın Başbakan herhalde şu anda görüşüyor diğer bakanlarla. Yani bu bir saat içerisinde, iki saat içerisinde toplanır da değerlendirirse biz de ona göre değerlendiririz. Salı günü değerlendirirse salı günü değerlendiririz. Ama dediğim gibi yani o noktada değildik. Başında söylediğim gibi biz iyi niyet girişimini görmek istedik. Bir kere farklarla ilgili bir taraftan Sayın Başbakan farklar ödenecektir derken diğer taraftan Maliye Bakanı hiçbir şekilde fark verilmeyecek derse bu bir çelişkidir. Bunu kabul etmeyiz. Hükümetten bu senin konuda net geliyor ve somut bir cevap istiyoruz. Çalışma yapılacak, tespit edilecek ve ödenecektir denmesini istiyoruz. Yarın bize farkları öde demiyoruz. Ama bunun ödeneceğini, elbette ki bu bir çalışma ister, teknik bir çalışma ister. Bu çalışmanın neticesinde bunun ödeneceğinin kesinlikle bir hükümet güvencesiyle verilmesini istiyoruz. Yaklaşık 60-70 milyon civarında bir fark. Ödemelerle ilgili dediğim gibi daha önce yapmış olduğumuz öneriyi tekrarladık.
Türkiye'den sistem değişikliğinden kaynaklı bir sıkıntının olduğunu biliyoruz. O para ondan dolayı geçirmiştir. Ama bunu Türkiye'nin de görmesi. Yalnızca kendi hükümetinizle ilgili değil, yani Türkiye'nin de bu sıkıntının farkına varmasını, ona göre bize yardımcı olmasını. Dolayısıyla bu yani kimse rahatında oturup da beklemesin. Çünkü müteahhit Sayın Başbakan da bunun altını çizdi. Yani şu anda müteahhidin alacağı olan para, müteahhidin cebine girecek olan para değildir arkadaşlar. Müteahhidin yanında çalışan insanların alın terinin bedeli veyahut da küçük küçük taşeronların alacağıdır veyahut da inşaat malzemesi satıcılarının alacağıdır. 250 tane farklı sektöre dağılmak için bekleyen, o insanların evine ekmek götürmek için bekleyen bir şey. Dolayısıyla herkes bunun farkına varsın. Bu olayın çok ciddi bir boyutu olduğunu farkına varsın. Ay sonu geldiğinde kamuda çalışan bir memurun maaşımı alamayacağım diye bir endişesi yoktur. Ama bizim yanımızda çalışan insanların ay sonu geldiğinde evine ekmek götürüp götüremeyeceği meçhuldür, soru işaretidir ve bu risk her geçen gün artmaktadır. Dolayısıyla sabah başladığımız kararlılıkla eylemimize devam edecek. Sayın Başbakan Bakanlar Kurulu'nu toplayacak, bize bir cevap verecek. Biz de ona göre bundan sonraki süreci değerlendireceğiz. Araçlar burada kalacak. Araçlar konuşlandığı yerlerde kalacak. Yine sabahtan söylediğim gibi trafiği kapama gibi bir düşüncemiz yoktur. Vatandaşı mağdur etme gibi bir düşüncemiz yoktur. Onun için ana arterlerdeki araçları kaldırdık. Ama yani hükümetin atacağı adıma göre seyri değişebilir.